Canan söyledi hastanede olduğunu. Canan? Baran'ın eski kız arkadaşı. Uzun, sarışın. Baran, hani senin en yakın arkadaşın. Onun kız arkadaşı bizim sınıftan. Hı? Yani pek sınıftakileri tanımıyorum galiba. Pek mi? Hiç bence. Kütüphaneden pek çıkmadığın için. Ne zaman görsem kafa kitapların arasında har har not alan bir tip. Ha, arada da saçlar çekiştiriliyor böyle. Hiç fark etmemişim. Bir sapığın olduğunu mu? Hayır. Benimle bu kadar ilgilendiğini. Aslında sen oradasın diye oradaydım ben. Yani derste çalışıyordum tabii. Senin kadar olmasa da ben de fena öğrenci değilim. Ama daha çok sen oradasın diye. Ya aslında geçen yıl bahar balosunda gelecektim ben yanına. Ne haber Çınar? Çekme şu güzel saçlarını. Ha bu arada ben Merve. 3 yıldır her gün seni seyrediyorum diyecektim. Söyleseydin keşke. O kadar kolay değil işte benim için konuşmak. Şimdi konuşuyorum çünkü hastanedesin. İstesen de kaçamazsın. Sen hep bu kadar komik misin ya? Hayır, yalnızca çok heyecanlı olduğumda. Ama çok tatlısın. Pardon. Efendim baba? Ha yok yok. Yok teşekkür ederiz. Hı-hı. Tamam, tamam. Haydi bay bay. Babam. Kahve ister misiniz diyordu. Sen de bana sormadan hayır dedin. Amma kibarsın. Sormadım çünkü şey dedim. Acaba ben hastaneden çıkınca mı içeriz? Beraber. Kahveyi diyorum. Ya tabii orada kabul edersen. Tabii çok sevinirim. Ama daha ne zaman çıkacağım belli değil benim. Ben beklerim. Yani zaten bir süredir bekliyorum. Hatta ömrüm seni beklemekle geçti bile diyebiliriz. Hastanın durumu nasıl? Bilmiyorum ki. Bugün daha uğramadım yanına. İnşallah daha kötüleşmez. Pestis sıkıntı olmadan pestis zehirlenmesi tedavisi olmak uzanıyoruz. Durumu kötüye giderse avukatları bizi çiğ çiğ yer. Ben söyledim ekip onunla ama... İnanmıyorum. Avukatlık bir durum olmayacak herhalde. Sanki. Merhaba. Merhabalar. Afiyet olsun. Ne yaptınız bilmiyorum ama iştah açıldı, çok iyi. Harika. Yediydi Çınar. Ateş. Ateş, buyurun. Bakalım gece hemşiresinin notlarını. Ateş de normal. Mehmet Ali söyledi, iştahı da açıkmış. Hoca yine şanslı mıydı yani? Vallahi artık şansıma üstün zekam bilemiyorum. Ama pestisit olduğunu bilmeden pestisit tedavisi uyguladı ve işe yaradı. Doktor Bey. Günaydın. Günaydın. Kurabiye alır mısınız? Çok iyi kokuyor, almaz mıyım? Sıcak bunlar, yeni mi çıktı? Fırından çıkardığımdan beri koşuyorum vallahi. Ay. Ya. Teşekkür ettim. Tamam. Bu arada Zeynep Hoca, beraber çalışıyoruz. Merve de Çınar'ın arkadaşı. Çınar da yiyebilir mi sizce bunlardan bir tane? Yer yer. İşte o kadar açık ki hepsini bile bitirebilir. İyiye gidiyor o zaman. Öyle görünüyor. Teşekkür ederim. O zaman ben soğumadan yetiştireyim bunları Çınar'a. Afiyet olsun. Koş. Yani belki de hocanın pestisit tedavisi değil de bu boncuk kızı yiyemiştir Çınar'a. Aşkın gücü diyorsun yani. Diyorum vallahi da işte. Anlayana. Alo, günaydın. Yani ne zaman geleceksin diye diyecek... Günaydın. Yüzüne kapatırsam ayıp olmaz değil mi? Şarjmaz da.
O ne elindeki? Sana yaptığım kurabiye. Lerden kalanlar daha doğrusu. Bana mı yaptın bunları? Sonra da doktorlarına, hemşirelerine rüşvet dağıta dağıta geldim. Sana daha iyi baksınlar diye. Sabah sabah seni görmek çok güzel. Yani sabah çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bir iş görüşmem var. Az sonra. Onun için böyle. Aslında sana süslendim. Ya biz niye hiç okulda konuşmamışız? Bilmiyorum. Neyse. Buradan çıkınca arayı kapatırız. Bak ciddiye alırım ama. Al. Ciddiyim kızım ben. Hadi kalk geç kalacaksın. Tamam. Çabuk iyileş olur mu? Merve. Merhaba Çınar. Sonra mı geleyim ben doktor bey? Yok yok. Benim işim bitti. Hastamızı size emanet edebilirim. Geçmiş olsun. Doktor hanım, ben Çınar'ın... Biliyorum Merve. Çınar'ı arıyorum ama bulamıyorum. Yani en son dün aramıştım ama ulaşamadım. Şimdi de ameliyatta dediler. Ne ameliyatı bu? Yani ben iyileşiyor sanıyordum. Hemşire hanımlara sordum. Babasını da tedaviye almışlar. Bulaşıcı bir şey mi? Merve. Çınar ciddi anlamda radyasyona maruz kalmış. Onu hasta eden şey bu. Tanıyı yeni koyduk. Tamam. Siz de o yüzden ameliyat aldınız. Ne yazık ki bu radyasyonun etkilerini ortadan kaldırabilecek bir ameliyat değil. Çınar'ın yeniden eski sağlığına tam anlamıyla kavuşması mümkün değil. Ama Çınar çok genç. Ben seni anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Ben de yaşadım aynılarını. Hiçbir umut yok yani. Öyle mi? Yazık ki durum bu. Yine bulduk biz birbirimizi. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.